kısmımızda ise uygulamamıza bir buton ekleyelim. Şimdi bilgin uygulamamızı açıyoruz. Açtıktan sonra öncelikle şu layout sorununu halledelim. Görmüş olduğunuz gibi ekranı çok fazla büyük. Bir önceki derste dalgınlığıma geldi. Söylemeyi unuttum. Şöyle yapalım. Küçültelim şunu. Bakın şuradan, buradan. Küçültmeden önce şunun boyutunu biraz küçültelim isterseniz. Sığsın. Şöyle küçültelim biraz. Tamam. Gelelim buraya. Şuradan layout bölümünden şurayı görmüş olduğunuz kompaktan şuraya ikisini seçelim. Width any height. Fakat yine de yazımız oldukça büyük. Size'a gelelim. Şöyle attribute'e gelelim. Buradan size'ımızı küçültelim biraz. Şöyle 16 yapalım. Şimdi bakın ben bunu köşeye çektiğimde çekmeme rağmen play'e bastığımda bakın play'e bastığımda şöyle gelsin. Tam istediğimi yapamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ne oluyor? Aslında bu buton tam ekranıma sığmıyor. Şimdi buton eklerken göreceğiz onu. Ne demek istediğimi buton eklerken göreceğiz. Hemen şuna renk de verelim arkadaşlar. Şuradan renkten, color'dan order'ı seçelim. Buradan bakın sizde şu çıkmış olabilir. Şuna tıklayın. Oldukça hoş bir şey. Şöyle turuncuyu seçebiliriz. Veyahut da kırmızıyı seçebiliriz. Kırmızıyı seçelim kalsın. Şimdi kırmızıyı seçelim kalsın. Yazı tipini biraz daha büyütebiliriz. Şöyle. Tamamdır. Bunu biraz daha yukarı koyalım. Ben bu buton ekleyeceğim ortaya arkadaşlar. Bu buton ekleyeceğim. Nasıl yapacağız onu? Butonu nasıl ekleyeceğiz? Gelelim yine şuraya. Evet. Utilities bölümünden Object Library'e buraya bu sefer de buton yazalım. Veyahut da butonu butonumuz çıktı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sürükleyelim. Ortaya bir yere bırakalım arkadaşlar. Ortaya bir yere bıraktım. Ortaladım. Yukarıdan ve sağdan ortaladım butonumu. Şimdi sola doğru büyütüyorum. Ta ki şu çizgi çıkana kadar. Sağa doğru da büyütüyorum. Ta ki şu çizgi çıkana kadar. Şimdi buradan butonumun adını değiştirebilirim. Butonun üzerindeki yazıyı değiştirebilirim. Bilgi diye değiştiriyorum. Tıkladığımda bana bilgiler verecek. Android uygulamamızda yaptığımız gibi fakat birazcık daha değişik yapacağız. Daha değişik olacak. Küre falan koyacağız. Ses koyacağız. Şimdi gelelim. Rengini değiştirelim butonumuzun. View bölümünden background'a şöyle buradan others'tan bir tane renk ekleyelim. Şöyle açık mavi renk ekleyebiliriz. Siz istediğiniz değişik rengi ekleyebilirsiniz. Veyahut da koyu bir renk ekleyelim isterseniz. Çok açık oldu. Gözümü aldı. Fakat bu sefer yazı gözükmüyor. Yazıyı gözüktürmek istiyorsak View bölümünden tint'ten buradan others'ı veyahut da kullandığım benim daha önce kullandığım renklerden color şu beyazı seçebilirim. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir renk eklemiş oldum. Şimdi uygulamamı çalıştırdığımda bakalım çalıştırayım uygulamamı. Stop demeyi unutmuşum. Stop dedim şimdiden. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Buton kaydı. Ekran istediğim boyutta değil. Bakın. Benim visual layout'umla simülasyonum aynı değil. Görmüş olduğunuz gibi simülasyon boyutu eşit değil. Ya şunu birazcık daha elle çekeceksiniz. Şu pilin hizasına doğru düşüneceksiniz. Şöyle elle çekeceksiniz. Veyahut da bunun boyutunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Kaç yapacağız? Ben görmüş olduğunuz gibi 375 diyorlar iPhone'un boyutunu. iPhone 6'nın. iPhone 6 Plus'ın da 360'mış. Biz 375 yapalım şimdilik. 375 yapalım. Nasıl yapacağız? Şöyle şeyi seçtikten sonra visual layout'ımızı bakın her yer mavi oldu. Visual layout'ımı seçtikten sonra size inspector'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra fix yerine free form diyorum. Free form dedikten sonra 375 yaparsam ben buranın boyutunu bakın 375 yapacağım. 275 oldu. 375 yaparsam evet şimdi istediğim boyutu aldı. Şimdi bunu biraz da ayarlayalım şöyle. Şöyle marginini. Şimdi ayarladık. Şimdi çalıştıralım. Önce stop yapalım. Şimdi çalıştıralım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi sıkıntımız kalktı. Artık uygulamamız istediğimiz boyutta ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde daha değişik özellikler ekleyeceğiz. Böylelikle buton eklemeyi, arka plan ve resim, yazı tipi rengini değiştirmeyi de öğrenmiş oldunuz.